Efendim? Aa Berk, nasılsın? Olur. Ne zaman? Tamam. O zaman okul çıkışında beni almaya gelirsin. Tamam tatlım. Anne seni çok özledim. Evet çok. Tamam. Görüşürüz. Anne seni. Kimmiş bakalım bu Berk Efendi Barbicik? Babamın iş ortağının oğlu. Yakışıklı mı? İnanamam rahmeli hem de nasıl. Hem başkaları gibi sonradan görme de değil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Senin gibi bir güzelliği almaya gelmişim nasıl olur? Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Sürpriz. Atla. Yani anlayacağınız çocuk çok ciddi. Seviyorum diyor. Sen ne diyorsun peki? Önemli olan bu. Bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey varsa o da artık öylesine gezip tozmak istemiyorum. Tamam. Sen şimdi biraz bize çocuğu anlat. Yani nasıl biri? Böyle esprili mi, romantik mi? Yoksa o sertlerden mi? Aman Conca'nın olmasın da ne olursa olsun ya. Bir kere olgun. Sonra esprili. Hani böyle kendi yaptığı esprileri gülmeyen tipler vardır ya, işte onlardan. Mühendis haklı işte. Bak bak. Ya kızlar, bir kere ondan bir şey saklamak istemiyorum. Mesela son konuşmamızda Sedat'tan bahsettim. İşte kötü bir ilişkiden çıktım falan. Çok doğru bir şey söyledi biliyor musunuz? Ne dedi? Hangi sevginin içine zarar vermek vardır dedi. Yani kızlar anlayacağınız bizim çocuklardan 10 gömlek daha üstün bir çocuk. Oh, ben senin adına çok sevindim Barbicik. Hayırlı olsun. Ya ben erkeklere inanmıyorum artık ya. Yani ya insan evlenecekse çocuk için evlenecek kardeşim. Ya insan daha kendini öğrenmeyi beceremeden 20 yaşında gidip başka birini anlamaya çalışıyor. Yani biz bunun için mi doğduk kardeşim ya? Ya yemek yap. Çocuk doğur, ev temizle, oğlu. Boş konuşur Melekciğim, boş. Bu işler kader kısmet iştir. Ben çok gördüm öyle, ben evlenmem deyip evlenen bir sürü arkadaşım oldu. Ben evlenmeyeceğim Rahmeli, evlenmeyeceğim. Evlenecek. Evlenmeyeceğim. Evlenecek. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben doğru insanı buldum diyorum size. Bir kere kendim onun yanında çok rahat hissediyorum. Nasıl baktı gördün mü? Gördüm. Ben yandım biraz da o yansın. Yansın. Yansın.